Acı bir haberle başlayacağız. Bugün öğleden sonra Türkiye'nin yüreğini yakan alçak bir saldırının haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin destek verdiği artık aleniyet kazanmış olan bir terör örgütü PKK. PKK'lılar bu kez Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında ortaya çıktı. Gerçi bir süredir bölgede terör saldırıları düzenliyordu örgüt. Bir evden teröristler erzak çaldı, yiyecek içecek. İhbar üzerine bölgede tarama faaliyeti başlatıldı. Bu faaliyeti gerçekleştiren bir askeri birliğe saat 15 sularında teröristlerce ateş açıldı. İki askerimiz ve 15 yaşında bir çocuk terörist kurşunlarına hedef oldu. Ağır yaralanan jandarma subayı kıdemli başçavuş Ferhat Gedik'le 15 yaşındaki Eren Bülbül kaldırıldıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadılar. Şehit düştüler. Şimdi Trabzon'a uzanacağız. Arkadaşımız Fatih Doğan'dan bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin son bilgiler alacağız. Fatih. Fuat Kozluklu, Trabzon Maçka ilçesi bugün terör operasyonu haberiyle çalkalandı diyebiliriz. Tüm Trabzon'a ateş düştü. Bölgede sizin de az önce bahsettiğiniz gibi uzun süredir bölge terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyordu. Bundan yaklaşık 3 ay öncesinde de 16 Mayıs tarihinde aynı bölgede diyebiliriz. Uzman çavuş Osman Gazi Çetingöz arama tarama çalışmaları yapılırken açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Bugün de Köprüyanı Mahallesi kırsalında Vazelon Manastırı civarında bir operasyon başlatılmıştı. İki gün önce bir evden erzak çalınma olayı vardı. Bu olaya ilişkin terörist unsurların bu olay gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali düşünülüyordu. Ve bu ihtimal de doğru çıktı. Güvenlik güçlerimiz bölgede yürüttükleri operasyon sırasında civardan da arazi tarama çalışmalarını yaparken bölücü terör unsurları onlara ateş açtı ve açılan ilk ateş sonucunda da 3 kişi yaralandı. Bunlardan bir tanesi 15 yaşındaki Eren Bülbül'dü. Hemen ambulansla kendisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne getirildi. Yarası ağırdı. Onun dışında 2 de güvenlik görevlimiz vardı aynı çatışmada yaralanan. Onlar da ambulanslarla geniş güvenlik önlemleri altında Farabi Hastanesi'ne getirildiler. Yalnız yapılan müdahalelere rağmen burada 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma kıdemli başçavuş Ferhat Gedik kurtarılamayarak şehit oldu. Ve bir askerin de yaralanan askerin de tedavisi hastanede evet. Şu anda devam ediyor. Yarın saat 10'da Ferhat Gedik için jandarma il jandarma komutanlığında tören düzenlenecek ve memleketine gönderilecek. Şehidin naaşı defnedilmek üzere Hatay'a gönderilecek. Eren Bülbül için de yarın öğleden sonra Maçka'da bir tören düzenlenmesi bekleniyor. Evet. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yörede Fatih, geniş çaplı operasyonlar devam ediyor Fuat Kozluklu. Fatih, Eren'in babası bölgenin muhtarı bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ayrıca bölgede kaç kişiden oluştuğu düşünülüyor bu terörist grubun? Var mı buna ilişkin bir istihbarat? Yani öne çıkan iki isimin olduğu söyleniyor. Karadeniz Açılım Grubu adı altında bir bölücü terör örgütünün yapılanması var. Giresun, Ordu ve Trabzon kırsalında çeşitli sızma girişimleri var teröristlerin. Evet. Zaman zaman da bunu silahlı eyleme dönüştürüyorlar. Sivilleri vurmaktan, sivillere hedef almaktan da çekinmiyorlar açıkçası. Bunu da yapmış oldukları eylemlerde ortaya koyuyorlar. Evet, bir evden hırsızlık yaparken görülen teröristler İki askerimizi ve 15 yaşındaki bir yiğidimizi vurdu. Ferhat Gedik'le, Asubay Başçavuş Ferhat Gedik'le 15 yaşındaki Eren Bülbül kardeşimiz şehit düştüler.